Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. İlk önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlik yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir arkadaşlar. Burada eğitim videoları çekiyoruz. Siz araştırıp öyle kararınızı verin arkadaşlar. Yatırım yaparken önce bir araştırıp öyle bir karar verin. Evet, Sasa'yı yapacağız. Sasa Polyester'i yakından takip ettiğimiz bir hisse. Bu hafta içi de bayağı Sasa'da hareketlilik vardı. Biliyorsunuz yani Sasa şuralara geldi. Bakın 50, 49-80'i gördü. Yine oralardan döndü. Biliyorsunuz 49'u gördü, döndü. Sonra ne zaman bunu 49'u gördü? 12 Mart'ta gördü. Yani Perşembe günü. Sonra Cuma günü yine 44'e kadar geriledi. Oradan yukarı çıktı. 45 yaptı. Hatta bir tepkilemeyle 46-42'ye kadar geldi. Bizim dediğimiz gibi desteğin altında kalmadı. Biz destekte güçlü destek 40, 43 lira 80'i demiştik. Yani 45 lirada destekte kaldı. Şimdi arkadaşlar Sasa şu anda güzel. Yani grafiği iyi. Şu anda biraz dinlenecek. Yani baktığınız zaman daha yeni yükselmiş. Bakın şurada, şuradan bakalım. En son ne zaman? 15 Ocak'ta başlamış. 15 Ocak'tan ta ki 15 Ocak'tan 18 Şubat'a kadar güzel bir yükseliş yaptı. En son yükselişi tabii 22 Şubat. Evet, 15, 18 Şubat değil. 21 Şubat'ta 54 lirayı gördü. Ondan sonra geriye geldi. Şubat'ın sonuna doğru 23 Şubat'ta 36 liraya kadar düştü. Oradan tekrardan toparladı. 43 liraya kadar geldi. Şubat'ın sonuna kadar. Sonunda bir daha düştü. Bir daha. Yani şu anda düzeltmelerle şu anda bir düzeltmeler yapıyor. Pazartesi düzeltme yapabilir. Borsanın açılışına göre borsanın durumu eğer borsamız düşüşte açarsa arkadaşlar 42-20 desteğine kadar gelecektir burada. Borsanın kötü açması sebebiyle burada 42-20 güzel bir desteği var. Yani oralara kadar hatta 42-40 42-20'ye güzel destek. Yani burada ya kadar gelme ihtimali var. Biz güçlü destek olarak da yani takipten çıkması için de yani 38-80'ler burada bir güçlü bir desteğimiz de var altta 38-80 en güçlü desteğimiz. Yani buraya kadar işte borsanın kötü olması 2-3 gün kötü açmasıyla tabi öngörü bu. Kötü açarsa borsa 2-3 gün bu 38-80'e kadar da gelebilir. Ama bu değildir ki Sasa kötü bir hisse. Hayır arkadaşlar, biz Sasa'yı bakın 3-4 tane videosunu yaptık. Benim çok eski videolarım da var. Biliyorsunuz 25 liradan ben yapmıştım bu Sasa'yı. Sonra 54 lirayı buldu. Sasa iyi bir kağıt arkadaşlar. Ama biraz dinlenecektir. Şu anda tahtacı da artık anladı. Herkes Sasa'da bir güzel bir yükselişi var. Bunu herkes gördüğü için şu anda finansal durumu da çok iyi Sasa'nın. Her şey olumlu. Biraz oyalacaktır burada. Dediğim gibi buralarda biraz oyalanacaktır. Belki pazartesi gelir buraya kadar. 41 liraya kadar gelir. Oradan 45 liraya yani yine aynı yerine dönebilir. Yani buralarda biraz oyalanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi buralarda bir yatay gidip sonradan kendini yukarılara atabilir. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi bunu bir silelim. Buralara gelip buradan kendini yukarı doğru atabilir. Biz yukarıda kaç var arkadaşlar? 49.80'lik bir direnci varsa sanın. Evet, şunu silemedik bir türlü. 49.80'lik bir direnci var. O direnci geçip yukarı kendini atabilir. 49.80'lik ilk direncidir. Yani bu güçlü bir direncidir arkadaşlar. Tabi yukarıda bir 54 liralık bir direnci var. Oraya daha çok var. İlk önce bir 49 liralık bir direncini burada psikolojik direnci aşması lazım Sasan. Dediğim gibi güzel açması lazım. Yani 45 lira üstü yani burada tutunması lazım. Hani en azından 45 açıp 45-46 lirada kalıp yani gün 3'ü 46 liralarda kapatıp
altta birazcık hacimlenmesi lazım, hacim toplaması lazım. Bakalım Mehdi'ye bakacağım şimdi. Mehdi de ne durumda? Ve Stokastik de RS'de ne durumda? Onlara bakalım, al veriyor mu? Evet, şu anda durağan, bakın RS'de şu anda yükseliş trendi görünüyor. En son kaça kadar çıkmış arkadaşlar? 101'e kadar çıkmış. Şu anda yükseliş trendi görünüyor. Bakın ikisi birbirine yaklaşıyor. Az bir yaklaşma şeyi var. Şu an altta da hacimlenmeler var. Şimdi burada da durağan görünüyor. Mehdi'de. Mehdi'de durağan görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani Sasa'da bir bozulma yok. Biraz bekletebilir bizi. Ama biz Sasa'yı her zaman burada yorumlayacağız. Benim kendi hedefi Sasa'nın 56.80. Benim kendi hedefim orta vadede 65 liralar arkadaşlar. Tabii ben bunu ne kadar orta vade? Yani en aşağı 2 ay arkadaşlar. 2 ay kadar bir orta vadede yani Sasa güzel kazandırır. Yani buralar Sasa için ucuz arkadaşlar. Yine ucuz diyorum ya, 45 liralar ucuz. Tabii bekleyip 42 liraya düşüp oradan da alabilirsiniz. Yani kesin yatırım tavsiyesi değil. Sasa her zaman kazandırır arkadaşlar. Uzun vadede Sasa'da her zaman kazanırsınız. Yani bir kağıdı aldığınız zaman hemen kısa vadede al sat, her kağıtta kazandırmaz. Sasa'da, Sasa özelinde zaten. Sasa'da dediğim gibi kazandırmaz. Yani Sasa'yı aldığınız zaman elinizde en az 2-3 ay tutacaksınız arkadaşlar. Bizim de buradaki hedeflerimiz Sasa'da. Dediğim gibi ilk önce yarın pazartesi günü borsamızın tabii güzel açması lazım. Eğer kötü açarsa borsa, dediğim gibi 42-20'ye kadar gerileyebilir Sasa. Yani oralara kadar gelebilir. Oradan tepki alıp yine yukarı kendini atabilir. Ama en kötü ihtimalle de 38-80'e kadar gelebilir arkadaşlar. Yani şu anda Sasa'yı biraz bekleyeceğiz. Yani almak isteyenler biraz bekleyebilir tabii Sasa'da. Yani biraz daha durulsun. Çünkü bu Mart ayı borsa ile ilgili kötü geçecek diyorlar ama ben inanmıyorum. Ama yine de bakmak lazım, beklemek lazım. Yani Sasa şu anda 45 lira. Çok pahalı değil arkadaşlar. Çok da ucuz değil. Biraz daha gerileyebilir. Ben dediğim gibi yani 43 lira, 42 lira kadar gelip oradan alıp daha güzel. Yani oradan alıp yukarı kendini tekrardan atabilir. Dediğim gibi Sasa burada şu hareketi yaptı. Burada geldi, bir daha yükseldi. Bir daha aynı hareketi yapabilir. Burada ikili tepe yapıp bir daha yukarı kendini atabilir. Dediğim gibi üstte dirençleri 49.80 ve 54.30'luk bir güçlü bir direnci var. Hedefi 56.80 arkadaşlar. Kısa vadeli hedefi 56.80. Yani gitmek istediği yer Sasa'nın 56.80. Benim kendi hedefim 65 lira. Ama bu ne zaman olur? Bir ay sonra mı olur? 2 ay sonra mı olur? Onu bilemem. Kesin yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben buradan Sasa'yı yani alırım. Biraz daha beklerim hatta. Yani yarınki duruma göre belki borsanın kötü açılımına, belki yine aşağı gelip tepkiyle yani 43 liraya kadar gelip oradan kendini yukarı atabilir. Yani Sasa'daki hareketler şu anda rağbet var Sasa'ya arkadaşlar. Sasa'nın mali yapısı da kuvvetli. Yani buralarda kalmayacaktır tabii Sasa. Belki bir sene sonra, 2 sene sonra Sasa'yı daha güzel yerlerde görebiliriz arkadaşlar. Onun için dediğim gibi borsada sabırlı olmak lazım. Borsada her zaman sabır kazandırır. Sabırla beklemek lazım. Evet arkadaşlar, herkese bol şanslar diliyorum. Pazartesi inşallah borsamız güzel açılır, güzel kazançlar olur. Sasa'yı biz buradan yine değerlendiririz ve konuşuruz. 2 günde bir, 3 günde bir konuşmaya. Yani attığınız beğeniye göre Sasa'yı yeniden yapacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız. Herkese bol şanslar, bol kazançlar.